O da olabilir. Evet. Şimdi o zaman bir de Aleyna Çalışkan'a kulak verelim. Aleyna Çalışkan'a Acun abi söz verdi. Aleyna hakkında ve eski arkadaşlıkları hakkında konuşmasını istedi ama Dora'yla da ufak bir tartışma yaşadı. İzliyoruz efendim. Aylar oldu. Bu İlayda'ya Aleyna şey demişti, beni seç, beni seçersen oynarım. Bu olaylarda İlayda da bana gelip şey demişti, işte mesela Hanzade ile Hanzade beni seçsin, sen daha hızlısın, sen güçlü birileriyle oyna tarzında konuşmalar yapmıştı. Öyle konuşmalar yaptığında kimse takımda İlayda'nın üstüne gitmez ama Aleyna o konuşmayı yaptığında, beni seç veya beni seçersen oynarım dediğinde bizim bütün takım Aleyna'nın üstüne gitti ve ben de haklı olan insanın yanında olmayı severim. Yani haklı olan kişiyi savunmayı severim. Bu yüzden Aleyna'nın bazı konularda üstüne gelinildiğini ve yalnız kalınmaya çalıştığını hissettim. Bu yüzden çok üzüldüm ve sonuna kadar onun yanında olurum şu anda. Yani çünkü gerçekten iyi bir insan. Mesela samimiyetsiz olduğu söyleniyor. Ama ben şimdi onunla yakın olduğum için, sürekli sabah akşam birlikte olduğumuz için, evet, bazı insanların bazı karakterleri vardır. Mesela mesela Aleyna'nın göz devirmesi ya da ne bileyim konuşurken şöyle bu tarz falan konuşmaları. Aslında bunlar onun karakterine yansımış hareketler. Yani bunlar onun samimiyetsiz olduğunu göstermiyor. Biz birlikteyken, yani biz birlikteyken de aynı hareketleri yapıyor ama biz hani bana onlar çok gayet samimi geliyor. O yüzden bir insanı tanımadan, hani onunla sohbet etmeden, onunla yakınlaşmadan. Bir dakika, sen şunu mu kastediyorsun? Aleyna göz devirdiği için mi takım tarafından samimiyetsiz bulundu? Poyraz geçen gün şey demişti. Mesela işte beni neden samimiyetsiz buluyorsun tarzı böyle demişti. Aleyna da beni neden samimiyetsiz buluyorsun dediğinde Poyraz şey, işte şu hareketlerin falan demişti. Ben biliyorum o hareketlerini. Böyle konuşurken işte böyle falan konuşuyor ya da böyle göz deviriyor falan. Samimiyetsiz gibi gözüküyor. Ama aslında yani kızın karakterine yansımış ya hareketler. Sen biraz kendinden bahsetsene, bırak öyle ya. Tamam, biz biliyoruz zaten. Biz burada sen de. Çalışılmış bir konsey görüyorum. Ay, neden çalışılmış ya? Ne alakası var üstüme? Yoruldum çünkü. Bir de Dora'ya da gıcık oluyorum yani şu an. Bir şey söylüyorum burada. Dora. Ben de açıkçası sana gıcık oluyorum. Ben de Dora'yı samimiyetsiz buluyorum ve gıcık oluyorum şu anda. Ben bir şey konuşuyorum, atlıyor oraya. İşte sen kendinden bahsetsene diyor. Ya da dün mesela... Ya Survivor'da biraz kendin ol, klon olmayı bırak diyorum abi. Ya ne alakası var kendin ol? Oturmuş gene kendinden bir kelime falan. Yine kelime ekliyor kendinden. Sürekli Aleyna'yı anlatıyor. Ya hayatı böyle geçiyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Gıcık olabilir çünkü ben kendini göremiyorum. Ona bakınca sadece ufak bir Aleyna görüyorum. Hala da Aleyna'dan bahsediyor. Kendine alakalı tek bir cümle söylemedi daha yani. Sen Poyraz'la Aleyna'nın kavgasında kalkıp Aleyna'ya samimiyetsiz diyorsan ben de şu an arkadaşımı savunabilirim yani. Bunda hiçbir şey yok. Ama arkadaşınızı savunun demedi Acun Bey. Hayır. Arkadaşınızdan bahsediyorum. Arkadaşın kötü bir şey yaptı. Bahsediyorum zaten. Ben arkadaşlığımızdan bahsediyorum. Aleyna'dan bahsediyorum. Hayır, küçük harflerle konuşun da. Bakın, Aleyna'nın üstüne bazı konularda gelinildi ve ben de onu haklı buldum. Bunlardan bahsediyorum. Neyden bahsedeceğimi de size soracak halim yok. Ayrıca Dora, sen en son buna katılacak insansın yani. Benim ne konuşacağıma. Pardon. Ne alaka yani? Aynen, sen niye giriyorsun yani? Alaka? Giresim geldi konuya. Ama işte girme, polemik girme aramak yani, için ben girme. Ne alaka? Bak konuşuyoruz yani, onunla. Polemik, sen ne alaka? Çünkü dakika, benim sen bundan besleniyorsun zaten. Benim bir polemik de olsun. Ben de ben de o polemiğe gireyim. Ön planda oluyorsun. Klon, bir ufak bir büyük Aleyna'mız var yani. Hangisi belli değil. Dora zaten sürekli böyle yapıyor. Bir polemik varsa ona giriyor. Oradan işte bir şekilde kendine bir şey buluyor. Ne polemik vardı ben girdim ya? Şu an benim lafıma niye giriyorsun mesela? Polemik ben yarattım. Sana şu anda söz hakkı ver. Tamam, ya da polemik yaratıyorsun. Ya olan polemiğe giriyorsun ya da bir polemik yaratıyorsun. Evet, Aleyna'nın anlattıkları, ben burada Dora'ya katılmıyorum açıkça söyleyeyim. Yani Acun abi, çünkü Aleyna'ya söz verirken de sen nasıl yorumluyorsun bu arkadaşlıkları? Sonuçta bir arkadaşlık yaşanmıştı üçünüz arasında ve şu an bitti. Karşı kutuplar oluştu falan derken aslında Aleyna Çalışkan'ın biraz da Aleyna Kalaycı olduğunu ve arkadaşını sordu. Kız da onu anlatırken oradan Dora diyor ki kendini anlat. Ama yani kendini anlatmasıyla ilgili bir şey söylenmedi ona, bir. İkincisi, ya Dora kusura bakma da sen de bir yerden sonra çok kendin olmadın bence. Hani evet, bir yerde kendin gidiyordun ama şu an sanki başkalarının savunucusu, başkalarının avukatı olmuş durumuna sen kendin düştün. Keşke dediğin şeyi aynı Damla'nın az önce Batuhan'la ilgili dediği gibi kendinde de görsen. Ya da kanatları altına girmeye daha çok başladın. Yani sen başka keşke tarafı. Başkasının klonu olmasan mesela. Evet. Aynı yerden gidip Aleyna Çalışkan'ı eleştirmesen. Mesela diyorum ben. Ben burada Dora'yı yanlış buluyorum. Ben de aynısını söyleyeceğim. Yani aslında yani Acun abinin sorduğu soru zaten Aleyna Çalışkan'a arkadaşlıkları ve Aleyna'ya soruyor. Kalaycı onu soruyor. Aleyna Çalışkan da şimdi Acun abinin sorusuna kimi anlatacaktı? Yani şeyi mi ben anlatacaktı? Ben Hindistan cevizini çok yemeyi seviyorum. Kendini mi anlatacaktı? Ya da ne bileyim, Hazade'yi mi anlatacaktı? Yani orada tabii ki de Aleyna Kalaycıoğlu var. Arasındaki ilişki anlatacaktı. Dora'nın çıkışını ben de çok gereksiz buluyorum.
Ya biz bu zamana kadar yani en azından tam ben şey kendi adıma söyleyeyim. Çok ara, şey esverince. Yok yani esverince damla aradan. Aynen. Hani dedi ya konuş arada konuş. Yok bir kelime bulamadım da seçemedim. Sen bir kanlandın canlandın reklam evet. Arası zaten. Yok. Ne arası? Şöyle. Veteran arası. Evet. Ne yaptın sen bir yere şöyle, mi gittin? Şöyle yok hayır. Bir dakika durun ya aklımdaki evet, evet, tamam, devam et. Şimdi ben bu zamana kadar hep Dora'nın kendi fikirleri olduğunu bir gruba dahil olmadan kendi fikirlerini özgür hür iradesine dayanarak dile getirdiğini ve kimseden çekinmediğini düşünerek Dora'yı her zaman savundum. Hani atıyorum yeri geldi iki arkadaş arası mesela iki grup arası kavga ettiler onları barıştırmaya çalıştı. Yapıcı olan bir Dora vardı. Yani kendi takımını düşünüp karşı takımla uğraşıp hep kendi takımını yukarıya çıkartmak için hamleler yapıyordu. Kimisine göre kötü görünüyordu ama kimisine göre de iyi. Hani bu zamana kadar hep Dora'yı bu anlamda şey yaptım. Dedim ki evet doğru bir yol izliyor. Konseyde de kimsenin baskısı altında olmadan kendi fikirlerini özgürce ifade edebiliyor dedim. Ama daha sonrasında şimdi Dora'nın yaptığı konuşmaları bu konseyde de mesela... Hep böyle o grubun ne konuşması varsa onu dile getiren bir sözcü misali. Dora'yı öyle görüyorum. O yüzden de Aleyna'nın orada arkadaşıyla alakalı bir açıklaması ya da bu durumla alakalı Acun Bey sordu ya ne düşünüyorsun evet. Sen diye. Arkadaşını övebilirdi orada. Benim arkadaşım çok iyi onu da diyebilir. İstediğini söyleyebilir. Soru bu zaten. Yani soruya bir cevap veriyor kendinden yani. Bahsetmeyip arkadaşını evet. Da yani ben o istemiyorum ama arkadaşımı ya, atın bile diyebilir bak, şöyle bir şey yani de var. İstediğini söyler. Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili güzel şeyler de söylerken Hanzade ile Poyraz bir gülümsüyor. 5 dakika önce ya da sonra Hanzade sen de Poyraz için ağlıyorsun sakatlığı ile ilgili. Ya bunlar olabilecek şeyler. Aynen. Sen onun için ağlarken, üzülürken, sevinirken vesaire vesaire bir başkası da bir başka arkadaşını överken falan sen niye saygısızca davranıyorsun derim ben. Evet doğru. Hiç bu böyle bir şey ya. Ya gideriz Survivor'a ben seni çok severim. Senin başına bir şey gelir üzülürüm. Seni korumak isterim seni konuşabilirim. Ama burada Gökhan niye ne oluyor sana derim yani. Sen de bir başkası için de aynı şeyi yaşıyorsun. Aynı duyguları evet, hissedebiliyorsun. Evet. Ya burada böyle bir bu kızların üstüne geliniyor. Ve bunu da bize bu resmi veriyorlar. Şu an o. Haklı ya da haksız. Bunu tabii ki seyirci karar verecektir ama. Şu an yani böyle bir psikolojik baskıyı ben hissediyorum mesela. Gökhan sen bir şey söylüyordun tamamlamak istersen. Yok yani dediklerinize katılıyorum fazlasıyla. Biraz herkes kendilerinden taraflı düşünüyor. Özellikle tabii, tabii, yani zaman. O zaman da işte senin dediğin oluyor. Sen şimdi Acun abinin sakatlık konuşmasından sonra işte onunla yarışmacı arkadaşınla ilgili orada tanıştığım yarışmacı arkadaşınla bu kadar üzülüp ağlayabiliyorken diğer yarışmacı arkadaşların da birbirleri hakkında hem güzel şeyler söyleyebilir. Ya da birbirleriyle ilgili çok daha güzel şeyler söyleyebilirler değil mi? Hı-hı. Bununla ilgili de sen işte dediğin gibi biraz bu sefer saygısızca kalıyor. Yani o zaman onun gülmelerin böyle bıyık altından hep böyle bir... Ben bunu biraz şey görüyorum biliyor musun? Ne görüyorum İhsan? Böyle biraz yukarıdan bakma gibi görüyorum aslında. O gülmeleri evet. Falan. Evet. Bana öyle geliyor. Bana öyle geliyor niyeyse. Konseyde Batuhan'la Poyraz arasındaki yaşanan hani az önce konuştuğumuz kervan muhabbetinin devamını izliyoruz efendim şimdi. Geleceksin bana hareket yapacaksın. Bunu söyleyeceğim anlamayacaksın. Özenti diyeceksin bana bir de. Sana gönderdiğim harekette özenti diyeceksin. Sen yine anlamıyorsan madem bu işten bir ağrında yersin bu kadar basit. O bana bebek derken sıkıntı yok. Atasözü geçirince bende mi suç şimdi? Ben hiç anlamam abicim. Bu hassasiyeti, bu saygısızlığı onlar başlattı. Atasözünün hepsini söylesene Batuhan. Ben söyledim ki açıklamaları. Söyle buyursun ben açıkla. Sorarsanız yine söylerim. Açıkla. Söyle abi, ben soruyorum. Abi ben size söyleyeyim. Ben bilmiyorum atasözünü. Söyle bana hepsini. Ben diyorum ki sana. Başından beri arkasındayım diyorum söylediğim şeyin. Anladın mı? Söyle Batuhan. Hayır ikinci konseyde açıklayacağım ya. Sen niye böyle, böyle konuşmam ortalarında ya? Hayır hayır. Sen Hamsi'yi, ben Hamsi'yi sevdiğim gibi sen de o hayvanı sevdiğinden söylemişsindir. Senle de zaten konuşmuştuk ya bir şey. Ben anlamıyorum ya bu kadar büyük tepkiler. Kendileri bozdular bu durumu ve ben buna sustuğum halde. Çağrı abi söylemesi uyanmayacaktım bile durumu. İt deyip, it deyip sana böyle böyle yapsam. Bu sence ne seviye bir hareket? Ne diyorsun? İt, it diyerek. İt ürür, kervan yürür o lafın doğrusu. Tamam ben zaten açıklamayacağım bir laf söylüyorum. İt ürür, kervan yürür lafın diyorum. Lafın da tamamını orada söyleyemiyorsun. İt ürür, kervan yürür diyorum. Yok, orada söyleyemiyorsun lafı. Arkasında durmayacağım. Böyle yapıyorsun. Lafım yok yaparsın, ki. Yaparsın, bana sıkıntı ya, yok. Ama yaptığın ya hareketin ya, seviyesini... Ne anlatıyorsun? Poyraz, karşılıklı olsun. Lafın ortasından bir tane çekmiş oradan bana en son bunu yaptı. Sen ondan önce yaptıkların nerede kaldı? Batuhan şimdi sen atasözü biliyorum ve bilerek söyledim diyorsun değil mi? Ben atasözü, atasözü boşuna atasözü değil abi. Ne anlama geliyor Batuhan? Senin orada sürekli oynamadığın sürede vuran çenenden dolayı böyle söyledim. Bu kadar basit. Performansını çeneden yana kullanıyorsun. Poyraz. Orada ben performansımı çeneden yana kullanıyorum. Evet yani yapabildiğim tek bu elimden ben gelen. Ben bunu kabul etmiyorum. Bir dakika Batuhan. Ben orada konuşurken İsmail'in yok git kumda oynaları, böyle el kol hareketleri, it yürür, kervan yürürler, bilmem bu neler. Bunların hepsi bana gelen laflar. Okey yani bunda hiçbir sorun yok.
Bu laflar bana geliyor. Ben de karşılığını veriyorum bu lafların. Herkes ama kendi seviyesinde işte bu laflarda bulunuyor. Benim tek demek istediğim buydu. Yoksa ben bunlardan alınmam, gücenmem. Yok. Hiç de sinirlenmem. Ama sen ne laf ettiğini bilerek konuşman bilerek söyledim gerekiyor. Zaten. Yok, bilmeden. Sen bunu hak ettin de anlamı söyledim. Ne bu tamam bu atasözün? Ben de böyle düşünüyorum. Sen bunu hak ettin. Anlamını söyle. Anlatsana. Ne? Atasözünün anlamını bana açıklar. Ben sana söylüyorum. Şey senin yaptığın bu. Bu kadar basit. Daha anlamını açık. Sana yaptığım her hareketi ben niye açıklamak zorunda kalıyorum? Ya sen biraz anlasana. Çünkü bence açıklama gereği. Kafaya çalıştır. Gereği duyuyorsun açıklamanın devamı var da. Kervancı başıyla. Kervan başı. Kervan 3 haftada 3 lira verdi yani. Çok yürüyor denemez. İki aydır büyüttüğün çocuğu, iki aydır büyüttüğün yarın çocuğu salla bakalım. İsmail'le de bu konuyu konuşacağız. Büyüyeceğim Batuhan. Evet, TDK'dayım ben de bu arada. Hani yürümek, ne anlama geldi? Yürümek, havlamak anlamına geliyormuş. Evet, evet. Ama tabii deyim olarak da burada konuşulunca da it ürür, kervan yürür deyiminin anlamı da gerçekmişsiz doğal olan işler engellenemez anlamında kullanılan bir deyim. Devam eder yani. Bir de sosyal medyadan gelen galiba bize bir şeyler var. Kervan yürür lafını önce Gönüller takımı söyledi, siz ne, nereden izliyorsunuz gibi bir takım yorumlar var. Sevgili Olcay abiye de sordum. Araştırıyor ama öyle bir şey hatırlamıyor. Belki bir yerlerden çıkacaktır. İlk o başlatsaydı zaten burada bence Batuhan da kendini savunurken ilk karşı taraf söyledi de diyebilirdi. Niye demedi? Ben de onu biz orasındayız. Biz şu an olan şeyi, dün akşam konuşulan konseyi, Acun abinin burada bir eleştirisi geliyor. Bu deyimi nereden buldunuz? Burada başka anlamlar da gelebilir gibi bir eleştirisi var. Orada da Batuhan'ın kemkümleri geliyor bana. Poyraz'ın da hazır bir şey yakalamışken bütün gün zaten aradığı şeyi bulmuş gibi buradan da yükseldiğini görüyorum ben. Bilmiyorum siz ne diyeceksiniz Gökhan? Yani ben de öyle düşünüyorum. Biraz Batuhan niye acaba hani ikinci dokunulmazlık oyundan sonra konseyde konuşacağım diyor. Belki de onu bekleyeceğiz. Yani belki de onu söyleyecek. Evet yani. Onu belki yani, de hani daha önceden bu laf bana söylenmişti. Belki de işte onu ben bilemiyorum. Çünkü iki kere aynı şeyi söyledi. Ben ikinci konseyden sonra anlatacağım dedi. Anlatamadan Poyraz'ın it ürür lafı geldi. Sen bize it desen hani ne olur böyle göstersen diye seviyesiz bir hareket oluru geldi. Ama ben Batuhan'ın ikinci konseyde aslında ne diyeceğini merak ediyorum. Yani ne diyecek? Yani bu akşamki konseyde, bu ikinci dokunmazlık oyundan sonraki konseyde. Biraz bu sefer Batuhan tartışmada geride kaldı yani o yüzden. Hani kafasında çünkü ikinci konseyde anlatmak varken bir anda beklemediği açıklama deyimin ilk tarafı yani şu an Poyraz'dan gelince Acun abi de sen biliyor muydun yani bunun ilk tarafını gibi bir söylemde bulununca Batuhan'a. Batuhan bir böyle kaldı. Ben acaba hata mı yaptım? Evet bir kaldı. Bu çünkü buradan bakınca orası haklıymış gibi oluyor. Bir dakika dedi ama devamını da getiremedi. Orada bir bocaladı. Yani bir böyle bocaladı. Niye bocaladı? Acaba kafasında ne kurmuştu ikinci konseyle alakalı onu merak ediyorum işte ben. Damla sen nasıl yorumluyorsun? Hazırlıksız yakalandı. Batuhan. Yani böyle bir konu. Aslında hazırlık bence yapmış yani. İkinci konseyde anlatacağım diye ama bu konseyde bu lafın açılabileceğini hiç mi düşünemedi? Yani belki kendi konseyleri olmadığı için. O yüzden çok fazla söz verilmeyecek. Belki bu konu açılmayacak. İkincinin o de bilmiyor ki kendi konseyi olmayacağını. İkinci de kendi uyum belki var. Açmak isteyecekti bu konuyu. Hani diyeyim tamam böyle ben bir saniye söz istiyorum. Böyle bir konuyu gündeme getireceğim. Çünkü mantık çerçevesi oturtmaya çalışıyorum. Önemli. İkinci konseyde ne olabilir ki daha? Çünkü oynanmamış bir oyun var. Onun sonrasında o oyun kim kazanacak, kim kaybedecek belli değil. Sonra bir konsey daha olacak, ben o konseyde açıklayacağım diyor. Niye? Yani kaybetme olasılığını düşünüp, hani bizim takım kaybederse ben bir konuşma gerçekleştireyim ve aslında öyle bir oy alayım gibi bir yerde de olabilir. Hmm.